Merhaba arkadaşlar, bugün balık fileto ekmeği göstereceğim. Elimde görmüş olduğunuz balık kaya levreği, gran yüz diye de tabir edilir. Şimdi bunun pulu alınmış. Normalde pulunu almak için ters yönden yapılan hamlelerle pulunu kolaylıkla alabilirsiniz. Ama şu anda konumuz fileto, pulunu da başka sefer göstermek isterim. Evet, sağ elinizi kullanıyorsanız balığın kuyruğu sağ tarafa gelsin. Yani sol tarafına yatırıyorsunuz balığı. Şuradan bir çizik atıyorsunuz kemiğe kadar. Sonra yaklaşın biraz şuradan çekin. Kemiği hissederek boydan boya bir çizik atıyoruz önce bir. Tekrar daha derinleştiriyoruz keserek ama kemiği hissedeceğiz. Şu bıçak aşağı kemiğe değecek et kalmaması için. Çek biraz gelin. Bıçağı buradan geçirdik. Şunu kestik. Evet. Gördünüz. Kemiğin üstünde neredeyse hiç et kalmadı. Şimdi yine aynı şekilde diğer tarafı yapıyoruz. Bu balık yaklaşık 10 kilo civarında. Evet, kalacak. Et kalmadı. Balığımızı fileto ettik. Şuradaki kılçığını da alalım. Şu anda bu balıkta hemen hemen hiç kılçık kalmadı. Sadece şuradaki ince birkaç tane kılçık var. Onu da pense yardımıyla da alabilirsiniz. Şöyle hafif bir çizik atarak da o kılçıkları alabilirsiniz şu şekilde. Evet. Onları da aldık. Şu anda hiç kılçık yok balığın. Elde ettiğimiz bütün parçaları değerlendirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey israf etmemeye çalışıyoruz. Balığın kellesi, kılçığı ve karın bölgesinden çıkan kaburgadaki kılçıklarla birlikte hepsini kaynatıyoruz. Doğrayıp 3-4 saat kaynatıyoruz. 3 saat en az bol su ile. Dün kaynattığım jöle var burada. Üstündeki tamamen yağ. Balık yağı. Altta da bulyonu demir glas duruyor. Size bir göstermek istiyorum. Kaynatırken köpüğünü alsanız aslında şu şey siyah kısımlar daha az olacaktır. Daha özgü bir su elde edeceksiniz. Bu yağ bazı soslarda kullanıyorum. Burada da jölemiz var. Başka hiçbir katkı maddesi olmayan tamamen balık kemiğinden elde ettiğim su. Balık çorbasına bunu dondurup küçük parçalar halinde difrize de atabilirsiniz. Difrize de atabilirsiniz. Balık çorbasına veya çocuklara çorba da yapıp pişirebilirsiniz. Çok faydalı olur.